San Andreas her gün boyutu biraz daha büyüyen komplo teorileriyle, her gün bir yenisi eklenen gizemlerle tüylerinizi ürpertecek, size kabuslar yaşatacak efsane ve mitlerle dolu bir oyundur. Hiç kuşkusuz oyundaki en geniş, en korkunç ve aynı zamanda varlığına dair en fazla kanıt bulduğu mitler uzaylı komplosu ve Epsilon tarikatı programıdır. Bu videoda ise nasıl bu iki mega gizemin birbirlerine sağlam kanıtlarla bağlandığını ve oyunun dört bir yanını saran devasa korkunç bir gerçeğe dönüştüğünü göstereceğim. Birinci ilişki, MIB ajanları. Uzaylılar hakkında yaptığım daha önceki gizem videolarında oyunun içinde CIA ajanlarına kılığına girmiş siyah giyen adamlar olduğunu ve bu adamların insan şekline girmiş uzaylılar olduğuna dair kanıtlar sunmuştum. Oyunun ses dosyalarını biraz daha araştırdığımda ise bu ajanların oyunun içinde kullanılmayan diyaloglarına ulaştım. Bu diyaloglarda uzaylı siyah giyen adamlar ajanları Epsilon tarikatına bağlı olduklarını gösteren şeyler söylemektedirler. Epsilon inancının yüce tuttuğu Kiflom, Krant ve Kraft gibi varlıklardan söz etmektedirler. Kiflom's trousers. Aww, oh, Krant shit. Oh, Krant! İkinci ilişki. Öğreti. Uzaylılar gerçek ve yeryüzünde varlar. Bu özel doğum iziniz varsa, 4. paradigma, yani 4. büyük çağın ünlü imparatoru Kraft'tan gelmiş olabilirsiniz. Size az önce okuduğum iki cümle, Epsilonizmin 8. öğretisidir. Burada uzaylıların varlığı, Epsilon inancı tarafından doğrulanmaktadır. Ve ayrıca Kraft adı verilen Epsilonistlerin yüce tuttuğu varlıktan söz edilmektedir. Bu Kraft adlı varlıktan söz edilirken onun imparator olduğundan bahsedilmekte. Bu da Epsilonistlerin tanrısal kabul ettiği varlıkların uzaylı olabileceği düşüncesini doğurmaktadır. Epsilon tarikatının 12 öğretisinin arasında bir tanesinin tamamen uzaylılardan bahsetmesi, Epsilon tarikatının uzaylılar tarafından kurulduğunu veya uzaylıların varlığı çevresinde dönen bir sisteme bağlı olduğunu gösterir. Üçüncü ilişki. Mike Toreno. Mike Toreno'nun bize verdiği görevler arasında iki tanesi karşımıza çıkardığı düşmanlar bakımından öne çıkar. Bu görevlerden bir tanesi Interdiction, diğeri de Stowaway'dir. Bu iki görevde de CIA ajanları kılığına girmiş uzaylılarla karşılaşmaktayız. Stowaway görevinde bu ajanların diyaloglarını dinleme fırsatı bulabildiğimiz için bu görev uzaylıların varlığını kanıtlama açısından büyük önem taşımaktadır. Interdiction ise konumuza biraz daha bağlıdır. Interdiction görevinde Arco del Deste'de siyah giyen adamlarla savaştıktan sonra terk edilmiş havaalanının kuzeyinde yer alan terk edilmiş iskeleye gitmekteyiz. Bu terk edilmiş iskele Epsilon tarikatı komplo teorileri içinde çok önemli bir yer tutar. Burada spawnlanabilen hasarlı kırmızı kamyonet Epsilon metinlerinde geçmekte. Bu kamyonetin kurtuluşa giden yolda çok önemli olduğuna işaret edilmektedir. Mike Toreno'nun ise bizi uzaylılarla savaştıktan sonra doğrudan buraya göndermesi de ilginçtir. Burada ayrıca oyunu %100 bitirdikten sonra gece saat 3'te
tuhaf telefon çağrıları geldiği de söylenir. Dördüncü ilişki, The Truth. The Truth, hikaye boyunca bizleri sürekli uzaylılar ve onların bu dünyadaki etkisi hakkında uyarmaya çalışır. Hatta uzaylılar hakkında yaptığım videoların birinde de Truth'un kayıp, oyundan çıkarılmış gizli uzaylı görevlerinin olduğunu bile söylemiştim. The Truth da Mike Torino gibi bu tarz olaylar hakkında fazla bilgiye sahiptir ve Torino'nun kendisini de bizzat tanımaktadır. Oyuncuyu gizli askeri üssün içine göndermiş, askeri bir trenden uzaylı dokusu örneği çaldırmıştır. Truth'un bize verdiği ilk görevde ise CJ'ye gideceği çiftlikteki survivalistlerden ve tarikatçılardan söz etmektedir. Oyundaki tek tarikatın Epsilon olduğu göz önüne alındığında bu tarikat mensuplarının Epsilonistler olduğu kesindir. Truth, CJ'yi oyunun PlayStation 2 versiyonuyla birlikte gelen haritasında Cult Location olarak da bilinen, yani tarikat mekanı olarak da bilinen çiftliğe yolladığında oradaki tarikatçıların CJ'ye saldıracağını biliyordu. Yani bizi oraya yollarken aslında onlarla savaşmamızı istiyordu. Uzaylı komplolarıyla bu kadar iç içe olan bir adamın Epsilonizmle uzaylılar arasındaki bağlantıyı görmesi kaçınılmazdır. İşte bu yüzden CJ'yi Epsilonistlerle savaşması için çiftliğe yollamıştır. Bu şekilde The Truth da Epsilon tarikatıyla uzaylılar arasındaki dördüncü bağlantıyı oluşturur. Beşinci ilişki. Çöldeki bina ve UFO haritası. San Andreas Gizem Avcıları uzun bir süredir belirli şartlar sağlandığında oyunda Epsilon tarikatına özel ayrı bir görev serisi açılacağını düşünmektedir. Bu görev serisinin de aynı zamanda Epsilonistlerin toplantı mekanı olduğu düşündükleri Area69'un kuzeybatısındaki binada başlayacağını iddia etmektedirler. Oyunun dosyalarından kontrol ettiğiniz zaman bu binadan Resource Lab, yani kaynak laboratuvar olarak bahsedildiğini görürsünüz. 69. bölge adı verilen gizli askeri üste de uzaylılar hakkında deneyler yapıldığını bildiğimizden bu binanın da uzaylılarla bir ilgisi olduğunu varsayabiliriz. Zaten ilginç bir şekilde de Lil Probin adlı UFO kafedeki tuhaf UFO haritasında bu binanın konumu da işaretlenmiştir. Aynı haritada Greengrass denilen bir üniversite de işaretlenmiştir. Las Venturas'ta yer alan bu üniversite, Backpacker adı verilen, Epsilonist olduğu da kesin olan bir pedenin spawnlandığı nadir mekanlardan birisidir. Bu mekanlardan biri, Los Santos'ta yer alan gözlem evi, diğeri de San Fierro'nun güneybatısındaki sahildir. Üç nokta birleştirilip bir üçgen oluşturulursa ve üçgenin ağırlık merkezi belirlenirse, bu ağırlık merkezinin yine UFO haritasında yer alan bir noktaya denk geldiği görülür. Bu da bize 5. bağlantıyı sağlar. Ve bu şekilde Epsilon tarikatı gizemi ve büyük uzaylı komplosu birleşmiştir dostlarım. Artık bütün San Andreas'ı kaplayan tek ve büyük bir komplo bizlerin önünde durmaktadır. Bu komplo bizlerden başka ne gibi korkunç gerçekleri saklıyor? Bu artık zamana ve benim bitmek bilmeyen merakım ile bu gizemlerin önüme serdiği soruları çözmeye yönelik hırsıma bağlı. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Abone olmak ve daha fazla video izlemek için ekranda gördüğünüz resimlere tıklayabilirsiniz. Ekranın köşesindeki ankete katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.